Merhaba sevgili yarışseverler. 18 Kasım Pazartesi Bursa yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Umarım yeni hafta bizlere şans getirir. Umutla bakarız yeni haftaya, şanslı oluruz. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz isimleri yazarak kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Baktığımızda bugün Bursa'da Azat'la 6 koşulu bir program var. Ben elimden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz atları yazarak kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Ben mümkün oldukça altılıyı cazipleştirmek için şanslı olabilecek cazip atları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Sizler de biraz kendiniz tuttuğunuz isimlere yer verirseniz zaten altılıyı bulmayı göreceksiniz, bulmayı kolaylaştıracaksınız diye düşünüyorum. Bugün İstanbul ve Adana'da yarışlar gerçekleşti. WhatsApp grubumuzda şablon tekimiz Perilinay'dı. Sağ olsun bizi yanıltmadı. Sentetik pistte çıktı, ilk kez kazandı. Kalitesini, gücünü gösterdi. Dünkü videomuzda da söylemiştik. Baktığımızda son zamanlarda gelmiş en iyi İngiliz atlarından biri Perilina. Zaman zaman sorunlar gösteriyor ama sorunlar yapmadığı zaman da çok kolay kazanmayı biliyor. Günün ikinci ayağında 12 numaralı uzun çiçeği. Yani baktığınızda kim eline alsa bülteni hiç gelmeyecek bir isim ama dediğim gibi sizler kendi tuttuğunuz safkanları yazabilirsiniz derken bunu her zaman dile getiriyorum. Hatta WhatsApp grubumuzda bir üyemiz gerçekten 12 numaralı uzun çiçeğini başa bağlayıp üçlü bahis bulmuş. Oyununda da vardı. Belki oyunu farklı ayakta yattı. Kingsman'de yattı ama baktığımızda cesaret işini en iyi yapan değerli dostlarım bunu iyi başarıyorlar. Umarım her zaman söylediğim gibi en iyisine sahip olurlar. Baktığımızda altılı ganyanı 10 kişi bildi değerli yarışseverler. Çok cazip isimler geldi. Aslında baktığımızda 10 numaralı Tivoli'den enteresan bir yarış izledik. Neden derseniz iki yarıştır önde gitmeyi seven Safkan bugün bekledi. Gücünü de ortaya koyunca kazandı. Demek ki atın gidişatını değiştirdiler. Zaten böyle olduğu zamanlar ben her zaman söylüyorum. Eski yarış spikeri olduğum için yarış gidişatlarına göre sizlere yorum yaptığım, formlara göre, son yarışlarına göre yorum yaptığım için bazen böyle yanılmalar oluyor. Şablonumuzda vardı ama sizlere bahsedemedim. Belki Tivoli'nin bekleyeceğini bilseydik bahseder miydik? Gücü vardı. Zaten zor kazanan isimlerdi ama akşam Adana yarışlarına geçtiğimizde ise adeta WhatsApp grubunda şov yaptık diyebilirim. Özellikle birinci altılı Ganya'nın ilk 5 ayağında birinci atımızı adeta küçücük bir şablonda önerdik. Son ayakta da 9 numaralı Storm Falcon. Ben orada 3 numaralı Only the Brave yazmıştım. 9 numaralı Storm Falcon'u çok ata yazan, az ata yazan değerli üyelerimiz güzel bir ikramiye kazandılar. Hepsini tebrik ediyorum. Bana bugün teşekkürlerini gönderdiler. Ben sizlere nacizane yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. Sizler de WhatsApp grubumuza gelip katılmak, bizlerle ailemiz olmak isterseniz, kazanmak isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden, WhatsApp üzerinden bana mesaj atarsanız bizzat benimle muhatap oluyorsunuz. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz ve ailemize katılabilirsiniz. Çok şükür bugün Adana yarışlarında 9 numaralı Şifacan tekimizdi. 10 numaralı Selda Hanım tekimizdi. 10 numaralı Rex tekimizdi. İkinci ayakta 6 numaralı Afri. Kaç yarışır takibimde 3 at vermiştim. Afri kazandı. İlk 3, 4'ün içindeki 3 at da zaten şablonda verdiğim 3 attı. Yine 3. ayakta 3-1 verdik. 3-1 ikili bitti yarış. Son ayakta 3 numaralı Only the Brave. Küçücük bir şablon veriyorum. Genel günde bazı günlerde az atlı şablonlar veriyorum. Bazen de çok güzel gidiyor. Bunun bir örneğini İzmir'de de yaşamıştık. Yine o zaman da değerli üyelerimizden kazanan olmuştu. Bugün de çok şükür kazanan oldu. 6.000 lira bir ikramiye verdi. Storm Falcon'u yazan değerli dostlarım. Zaten 2-3 tekli geldiler. İlk ayakta 9 numaralı Şifacan bulan kuponların çoğu Şifacan Seda Hanım tekti. Birçoğunda da Şifacan Seda Hanım ve Rex tekti. Bana güvenen, benim yanımda olan değerli dostlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Paralarını güle güle harcamalarını diliyorum ve geçiyorum artık Bursa yarışlarına. Yeni bir hafta var. Umarım yeni haftada yine böyle kazançlı olduğumuz bir gün olur. Elimden geldiğince sizlere destek olmaya çalışırım. Sizler de kendi tuttuğunuz isimleri yazarak kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Bir kez daha söylüyorum. WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz 0553 425 59 30 bu numaradan WhatsApp üzerinden mesaj atıp benden bilgi alabilirsiniz.
Baktığımızda 6 koşu var. Birinci koşuyla birlikte altılı ganyan başlayacak. 6 koşu izleyeceğiz. Yarışa baktığımızda Arapların mücadelesi 5 şart bir yarışta. Yaklaşık 1,5 ay ara veren 11'de 3 yaptı. Jokey Mustafa Çiçek'le yeniden buluşacak olan. Baktığımızda son Kocaeli yarışında adeta 600'e kadar tuta tuta gelen, o gün canlı gözle izlediğim 5 numaralı Asarcıklı. Bugün bence gidişat lehine olduğu yarışta sonlarda çok etkili gelerek koşuyu kazanmaya yakın isimdir. Baktığımızda yarışta Hanım Sultan, Keleşan, Gülen Yüz, hatta Bağrı Yanık gibi safkanların, Selda'nın oğlu gibi safkanların gideceği yarışta kendini çok iyi saklayacak olan 5 numaralı Asarcıklı, çok iyi anlaştığı ve çok kez kazanıp 1-2-3 totosu olduğu Jokey Mustafa Çiçek'le sonlarda etkili gelip gücünü konuşturabilir. Klas bir safkan olduğunu unutmayalım. Koşacağım derse çok daha üst gruplara da ses veriyor. Geçiyorum ikinci koşuya. İkinci koşu 2 yaşlı İngilizlerin maiden mücadelesi. Zor ayaklarından biri. Cazip bir isim gelirse şaşırmam. Ben de burada sizlere AGF'de muhtemelen 5. ve 6. sırada çıkacak olan 9 numaralı Lady Perfect'ten bahsedeceğim. Tay İstanbul Sentetiği ve Çim pistinde yarışlar gördü. Orijin olarak baktığımızda Halikarnassus sarı tramvay orijinli Tay. Baktığımızda orijin olarak tam bir kaba kum pist atı. Baktığımızda 4 aydır yarışlar gören ve bugün ilk kez sentetikten kurtulup kaba kum piste gelecek olan, anne hattında rojbaj bulunan, baktığımızda daha önce Mustafa Çiçek'le 2 kez start almasına rağmen kazanamayan, bugün gerçek gücünü sahaya yansıtacağını düşündüğüm, iyi ellerde bakılan 9 numaralı Lady Perfect. Bence yarış görmesinin de avantajının yarısına ilk kez çıktığı kum pistte gerçek gücünü gösterip koşuyu kazanmaya yakın isimdir. Varsa takip ettiğiniz isimler yazabilirsiniz ama öncelikle 9 numaralı Lady Perfect'i yazmanızı öneriyorum. Üçüncü koşuya geldiğimizde 3 şart mücadele, 3 yaşlı Arapların yarışında yaklaşık 1 ay önce yarış gören, o gün artık o pistte olmayacağı anlaşılınca yeniden evine dönen, yarış yaşamının ilk startını kazandığı, Kenter kazandığı jokey ile evine dönen 6 numaralı Besteker. Son yarışında yine 600'lerde yarışı bıraktı. Dışarı sapma oyu olunca jokeyleri uğraştırdı. Hatta bir önceki yarışında WhatsApp grubumuzda eski üyelerimiz hatırlayacaklar, 21 bin lira bir ikramiye bulmuştuk. Küçük tekimizdi, rakibi Silvertay demiştik. O gün altılı ganyanı bulmuştuk. 20 liraya 21 bin lira kazandırmıştık. Değerlendiren üyelerimiz olmuştu. Baktığımızda 2 yarış Ankara'da koşup kötü koşan, bugün yeniden evine dönen ve bu pistte de Kenter kazanıp 1.38'i bulunan 6 numaralı Besteker çok uygun grupta bence koşuyu kazanmaya yakındır. Kasım ayının başında geldi, erken geldi evine. Hazırlıkları çok olumlu, galopları çok iyi. 6 numaralı Besteker koşuyu kazanmaya yakın isimdir. Varsa cazip isminiz oynayabilirsiniz. Dördüncü koşuya geldiğimizde 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin kısa vade 6 yarışı. Geri gittiği yarışı sonrası 3 ay ara verip 17 gün önce neredeyse aynı grupta start alan, son 200'e bariyer dibinden bir anda çıkıp yürüyüp sonlarda nefessizlikten etkilenip Jokey'nin enseye bastığı, o gün tabela şansı kalmayınca durdurduğu, bugün çok daha iyi hazırlıklarıyla girecek yarışta son 300'de kendini gösterecek olan, hatta yarışla birlikte başa geçeceğini düşündüğüm, önde fazla safkanın olmamasını iyi değerlendirecek olan 4 numaralı Obra'da annesi Mamma Mia gibi starttan çıktığı gibi koşuyu kazanır. Mamma Mia'nın İzmir'de 2007 senesinde birkaç tane yarışını anlatmıştım. Yine Arek Kuyumcuya'nın safkanıydı. Çok klas bir isimdi. O yüzden 4 numaralı Obra'da bugün annesinin yaptığını yapıp starttan çıktığı gibi koşuyu kazanmaya yakın isimdir. Öncelikle değerlendireceğiniz isim 4 numaralı Obra'da olsun. Muhtemelen AGF'de de 3. sırada çıkacaktır. Bu da bize biraz ikramiyenin yükselmesini sağlayacaktır. Erhan Yavuz'la da 24'e 4 yaptığını unutmayalım. 5. koşuya geldiğimizde 2 yaşlı İngilizlerin 4 şart mücadelesi, güzel bir yarışta 2 aylık aranın ardından bugünkü jokey ile buluşan, önce İzmir'de kolay sayılabilecek bir yarışı bekleyip kazanan, ardından Bursa'ya gelen adeta gövde gösterisi yaparıp Kenter yarışı kazanan ve büyüye büyüye giden 2'de 2 yaptığı jokey ile 1300'de 1.20 içinde koşan ve o gün elinde sermaye bulunan 4 numaralı Kuzey Yağmur'u bir kez daha Kadir Tokaçoğlu'yla 3'te 3 yapmaya yakındır. Bir aksilik olmazsa da günün 5. ayağını 4 numaralı Kuzey Yağmur'u kazanmaya yakın isimdir. Varsa takip ettiğiniz isimler yazabilirsiniz. Zaten Kuzey Yağmur'u muhtemelen favori çıkacaktır. Rakipleri Horasan, Asi Sultan
Ganimet olacaktır AGF'ye göre. Zaten geri planda da babam Sami Fast Famous var ama şanslı isim 4 numaralı Kuzey Yağmuru. Bir aksilik olmazsa zaten son yarışını koşarsa da bu grubu da çok kolay geçecektir. Ve geliyorum son koşuya. Gördüğü son Kocaeli yarışına inanmadığı bir önceki yarışında aynı grupta 5. kalan. Bugün enteresandır Murat Gündüzeli'nin 50 kiloya dekleri olduğunu gördüğümde şaşırdım. Muhtemelen 2 kilo alıp 52 kiloya binecektir ama o bile büyük başarı. Her zaman 56-57'lerin jokeyi olan Murat Gündüzeli bugün bence 1600 arası süratlenecek yarışta. Sonlarda çok etkili gelerek Arşi ile 13 numaralı Arşi ile kapanışı yapabilir. Baktığımızda önde gidecek Superstar Lady, Rockabye, Kırcaali, Strabon, hatta zaman zaman önlere yürüyen Taşkesen, Rinaldo, Baba Yaga gibi safkanların olduğu yarışta kendini çok iyi saklayacak olan 13 numaralı Arşi Bursa'da kapanışı yapılıp altılı ganyanı yine güzel ikramiyelere götürebilir. Murat Gündüzeli ile de bir kez start alıp o gün 5. kalmış ama bugün uzun ara sonra buluşmasından faydalanıp koşuyu kazanmaya yakın isimdir. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Umarım bugün bir önceki gün Adana yarışlarında birinci altılıda olduğu gibi çok şanslı olduğumuz bir gün olur. Hem değerli üyelerimiz hem de sizler değerli YouTube izleyicilerim kazançlı sayılır. Hem ben mutlu olurum hem sizler mutlu olursunuz. Hepinize şimdiden bol şanslar diliyorum. WhatsApp grubuma katılmak isterseniz 0553 425 59 30. Bu numaradan WhatsApp üzerinden benden bilgi alabilirsiniz. Yarış günleri VIP ailesinin bir konuğu olabilirsiniz. Hepinize yeni haftada sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.